Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے لطف خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور Hilafetinin 100. yılını tamamlaması dolayısıyla Allah-u Teala'ya şükretmek için burada bir arada toplandık. Emtiye vasıtasıyla bütün ülkeler, dünyadaki bütün ülkeler, cemaatin üyeleri bizimle beraber toplantılar. Bu çok önemli nedenden dolayı. İlk önce ben sizlere tebrikler diyorum. Ve bütün Ahmedilere, dünyadaki bütün Ahmedilere de mübareklerime, yani mübarek olsun diyorum. Bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre cemaat mein şamil hone ki badolat ek vahdat ka nazara dekh rahe hain. Aşığı olan vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu cemaati kurmuş ve bizler de bu cemaate girmeyi, Allah-u Teala'nın lütfuyla katılmayı Teala bizlere nasip etti. Bu nimetler vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inen nimetler bize de inmektedir. Allah-u Teala ona verdiği sözlerin gerçekleştiğini bugün görmektesiniz. Böylece sizler küçücük bir Kadiyan denilen yerde vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam oradan geldi. Orayı hiç kimse bilmiyordu fakat bugün küçücük bir vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın köyü bütün dünya tarafından bilinmektedir. Beyaz minare orada inşa edilmiş ve bir sembol olarak Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini ilan etmek için bu minare kurulmuştu. Bugün bu toplantıda Allah-u Teala'nın Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği söze göre İncam pane vale karnamon mein se ek azim karnama beyab ho gaya nimetlerinin dışında
ona verilen sözde vadedilenmesi aleyhissalatü vesselam'a Allah-u Teala bir oğul vaat etmişti. Bu o kurduğu cemaatin nasıl geliştiğini görmektesiniz. Pakistan'a hicret ettikten sonra o çorak yerlerde gelişen cemaati görmektesiniz. Bunlar doğudan gelmekteydi. Batıdan da hem görüntü hem de ses batıdan gelmekte, doğudan, kuzeyden, güneyden, Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan, bütün dünyadan bunlar işitilmekte ve görülmektedir. Bu dikkatleri her Ahmedi'nin dikkatini çekmelidir. Allah-u Teala kendi sözünü gerçekleştirmiş ve devamlı gerçekleştirmeye de devam edecektir. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatları böylece dünyanın sonuna kadar ulaşacaktır. Ve hilafetin kurulmasıyla, Ahmediyet hilafetinin kurulmasıyla onun yaptığı ilerlemeyi görürsünüz. Ahmediyet'in tarihine bakınız. Bugün de bunun hilafet, Ahmediye hilafetiyle görürsünüz. Ahmediye cemaatine, Allah-u Teala Ahmediye hilafetine nasıl muamele etmiştir? Bir yıllık tarihinde bunu görürsünüz. Bunlar imanımızın ne derece yükseltmektedir. Kabul etmemiz gereken bir şey vardır ki Allah-u Teala'nın en büyük şükranlarımızı ona atfederek, ona boyun eğerek, ona secde ederek şükranlarımızı bildirmeliyiz. Bugünkü bu toplantı da yine bizim şükranlarımızı, şükürlerimizi bildirmek içindir. Bugün Allah-u Teala bize bugünü göstermiştir ve bu cemaat vasıtasıyla, Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati vasıtasıyla altın bir sayfa açılmıştır ve bu niyetle ve bu şükürle, şükranlarımızla eğer bizler bu referanslarla bugün dünyaca bir toplantı yapmaktayız. Bu sadece doğru olmakla kalmayıp aynen bu çizgide, yani Allah-u Teala'nın yönünde olan bir davranıştır. Allah-u Teala ve amma bilmir mühkide bir Rabbika ve atizde Allah-u Teala aldığımız nimetleri Allah-u Teala devamlı geliştirmektedir. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam alçak gönüllülük Allah-u Teala'ya ibadette gereklidir. Fakat Allah-u Teala'nın talimatı ve amma bi nimeti ve rabbike fahaddis, sizler Allah-u Teala'nın nimetlerini zikretmeniz gerekir ve Allah-u Teala bu alçak gönüllü kişi ve amma bi nimeti rabbike ve haddis talimatıyla ben herhangi bir bu ifadeleri büyük nimetleri ifade edecek kelimeler bulamıyorum. O beni hiçbir zaman boş elden çevirmemiştir ve beni herhangi bir alamet olmaksızın tayin etmemiştir. Bu verilen alametler yerine gelmiş ve devamlı gelecektir ki bu ta ki Allah-u Teala kendi kaderini ortaya koyuncaya kadar devam ettirecektir ve daima unutmayınız ki zorunlu olan kişi daima Allah-u Teala'ya dua etmeli ve onun talimatlarına göre çalışmalıdır. Yani nimetleri geliştir ya Rabbi demiştir. Allah-u Teala'nın nimetlerini zikretmeliyiz. Bunu duyduğunuzda siz de bunu yapmak için arzuyla dolmalısınız. Sadece bunlar kelimelerle değil, davranışlarla da olmalıdır. Bu Allah-u Teala'nın nimetleri, bize verdiği bu nimetlerde
devamlı olarak bunu yapacaktır ve herhangi bir boşluk bırakmayacaktır. Ondan sonra Allah-u Teala'ya şükreden kullar olarak bu şükürü yerine getiriniz ki orada hiçbir zaman bir şüphe kalmasın, herhangi bir yavaşlama kalmasın bu nimetlerde, bir yavaşlama olmasın. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi burada şart vardır, buradaki şart alçak gönüllü olmalıdır. Her Ahmedi unutmaması gerekir ki bu şartı göz önünde bulundurması gerekir. Yani alçak gönüllü olmalıdır. Ne kadar alçak gönüllü olursak ve o kadar kalbimizin derinliklerinden bunu davranışlarımıza yansıttığımızda ve böylece devamlı Allah-u Teala'nın nimetlerini alacağız. Bugün bizim üzerimize doğan bugün, kutladığımız bugün, 100 yılın gerçekleşmesi günüdür. Bu bize hatırlatmada bulunarak takva yolunda yürümemiz gerektiğini ve alçak gönüllülükle çalışmamız gerektiğini hatırlatır. Ve unutmamalıyız ki bizler devamlı olarak çalışarak Allah-u Teala'nın talimatına göre bu biat şartlarını yerine getireceğiz. Sadece zevkimizi, mutluluğumuzu yerine getirerek, tatlı yiyip balonlarla süsleyerek değil, bu programlar burada kutlanan bir gün sadece mutluluğun bir günü değildir. Tabii ki bir yoludur. Allah-u Teala'nın nimetlerini anmanın bir yoludur. Fakat onun talimatına göre ayrıca bir ifadeyle yani dikkatlerimizi takvaya çevirerek Allah-u Teala'nın sevgisine ve onun korkusuna çevirmeliyiz. İşte o zaman boş olan ve sadece bu yapmacık bir söz olur. Aynen dünyadaki zevkler, eğlenceler ve birbirlerine nasıl karşılıklı muamele ederlerse burada çok korkunç şeyler de olur bazen. Sizler herhangi bir ilahi dindar değişiklik olmadan hayatınızda böylece hayatınızdan geçip gidersiniz. Bu sadece bir boş gösteri olur. Bugün bu sözleri yerine getirmenin günüdür. Bugün verdiğiniz biat sözlerini yerine getirmeniz günüdür. Biz tarihimizin farkına varmalıyız. Bugün bize o günleri hatırlatmalıdır. Cemaatin üyeleri nasıl felaketlerle yüz yüze gelmişlerdi ve bir gün önce öyle bütün cemaati sarsan, temelinden sarsan bir olay vermiş, gerçekleşmişti. 26 Mayıs 1908'de vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan kendisini Rabbine döndürmüştü. Allah-u Teala ona önceden vermişti. O günün geleceğini bildirmişti. Ve o da kendisi bunu kendi kitabında, Vasiyet adlı kitabında bastırmıştı ve bütün dünyaya yaymıştı. Cemaati uyarmıştı. İleriye gidin, ileriye getirin, takvada ileriye gidin ve zannetmeyiniz ki Allah-u Teala kendi yardımını ve korumasını çekecektir diye düşünmeyiniz. Esas olarak Allah-u Teala'nın sözü devamlı olarak yerine gelecektir. Bu sizin yaratılış, Allah-u Teala'nın kaderidir bu. Her dünyaya gelen gidecektir ve bütün peygamberler de Rablerine dönmüşlerdir, cennetlerine dönmüşlerdir, Rablerine dönmüşlerdir. Onlar o Rablerine dönmek için huzursuzdurlar. Öyle ki vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam her hayatının her dakikası bunu arzu ediyordu. O hayattan ayrılınca cemaatin üyeleri onun vefat ettiğine inanmadılar. İşte esas gerçek buydu. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam cemaati hazırlıyordu bu olay için. Bu vahiyleri alıyordu. 20 Mayıs 1908'de El Rahil, Rahil, Hud-i Karim
ölüm zamanı geldi, artık ilerleme bitme zamanı geldi diyordu. Cemaate kesin olarak bu gerçek olduğunu anlattığında, insanlar bundan bahsettiğinde akşam vakti namazında mübarek camideki insanlar ağlayarak öylesine ağlıyorlardı ki sanki büyük bir felaket üzerlerine düşmüştü. Fakat muhaliflerin ön safında Vadiden Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsal bedeni orada yayıldığında sloganlar atılıyordu, mutluluk sloganları atıyordu. Muhalifler kendi kötü davranışlarını sergiliyorlardı. Ve bu muhalifler böyle davranmaları onlardan bekleniyordu. Hatta bazı gazeteler bile öyle düşük şeyler yazmışlardı ki onlar düşüklüklerini gösteriyorlardı ve şimdi diyorlardı bu cemaat Mirza Gulam Ahmedi'nin cemaati, Allah Teala ondan razı olsun, şimdi yok olup gidecektir diyordu. Fakat bu onların düşük arzularıydı. Bu onların yanlış anlayışlarıydı. Onlar bilmiyorlardı ki Allah Teala'nın büyük bir asaleti vardır. O kendi gönderdiği kuluna büyük bir saygısı vardı. Onlar bunu anlamıyorlardı. Bu Allah Teala'nın ilahi sünnetini bilemiyorlardı. Onlar bilmiyorlardı ki dünyayı bugün terk eden bu kişi o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı idi. Ve o onun önceden verdiği haberi yerine getirmek için Yüce Efendisi'nin sözünü yerine getirmek için gelmişti bu dünyaya ve onu destekleyerek açıkça Allah-u Teala müminlerin korkularını emniyete döndürecektir. Allah-u Teala bunu söz vermişti Kur'an-ı Kerim'de. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Allah-u Teala bu müjdeyi vermiş, müminlere vermişti. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra düşmanların mutlulukları çok kısa sürdü. Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun Mesih'inin takipçilerini çok kısa bir sürede mutluluğa dönüştü. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün manzara gözler önüne serilmişti. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh onun bildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aranızda bir nübüvvet olacaktır. Ta ki Allah-u Teala onu aranızdan alıncaya kadar sizde kalacaktır. Hilafet nübüvvet ondan sonra o aranızda kalacak ve daha sonra Allah-u Teala'nın kaderine göre bir krallık olacak ve insanlar bunu çok zor bulacaktır, sert bulacaklardır. O da sona erecek ve daha sonra Allah-u Teala'nın kaderine göre daha da sert idareciler insan oğluna gelecekler ve Allah-u Teala'nın rahmeti yükselecek ve bunu da sona erdirecektir. Hilafet ala minhaci nübüvvet, hilafet yeniden kurulacaktır. Bu peygamberlik üzerine kurulacaktır. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha sesini çıkartmamıştır. Cemaati, Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatine katılanlar, Allah-u Teala'nın rahmeti onlar için yükselmektedir. Ne iddiada bulunurlarsa bulunsunlar, düşmanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hangi davulcularla sıçrasınlar, bu sonsuz hilafet kurulmuştur. Alâ minhâc-ı nübüvvet üzerine kurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde. Bu peygamberlik üzerinde kurulacaktır. Bu Allah-u Teala'nın kaderidir. Ve bu ilahi olarak kadere bağlanmış bir konudur. Ve bu öyle bir şeydir ki bazı insanlar gurur duymaktadırlar ve sanki onlar bunu Allah-u Teala'nın kaderini değiştiremezler. Bu Allah-u Teala'nın kaderi olup devam edecektir. Devamlı yerine gelecektir. Sloganlar atılıyor, nara atılıyor, Allah-u Ekber naraları atılıyor. Hilafet-i Ahmediye Zindabad deniliyor. Hazreti
Halifetül Mesih Hamis Zindabad Nara Yüzekbir Allah-u Ekber. İsbat ki mazid tasrih karte hue Hazrat Masih Maud Aleyhi Salatu Vesselam bu üzerinde yorum yaparak vaad eden Mesih Salatu Vesselam çok açıkça şöyle demişti kendi kitabı Vasiyet adlı kitabında. O bilmekteydi ki aynen geçmiş düşmanların, geçmiş peygamberlerin düşmanları yine bu düşmanlar cemaatinin sona ereceğini söylemişler ve muhalifler ve münafıklar beklemekteydi bu. Yani bu cemaat nasıl sona erecek, kırılacak ve paramparça olacak diye bekliyorlardı. Fakat Allah-u Teala kendi peygamberlerini gönderen Allah-u Teala kendi sözünü yerine getirmektedir. Bütün kendi gücünü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbi onu bu dünyaya gönderen Allah-u Teala'nın kaderi onun şeriatının devamlı olarak ebediyen geçireceğini söylemiştir. Tabii ki sınavlar ve türbülanslar olacaklar. Fakat Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden sonra, Muhammed'in Mesih'in gelişinden sonra bir hadise göre yeni zaferler İslamiyet dinine verilecektir. Ve tabii ki muhalifler olacaktır ama onlar aynen topraklara dönüşecektir. Toz toprağa dönüşecektir. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu ilahi vahiyleri alarak muhalifler sana güldüklerinde, alay ettiklerinde üzülme diyordu Allah-u Teala. Ve Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam Vasit adlı kitabında bu Allah-u Teala'nın kaderidir. Bu Allah-u Teala'nın uygulamasıdır. O daima bunu yerine getirir. Kendi peygamberlerinin lehine getirir. O peygamberlerine yardım eder ve onlara en yüce güçleri verir. Aynen söylediği kataballahu ana ve Resuluhu benim ben ve peygamberim üstün çıkacaktır demişti. Kataballahu ahmedallahu ana ve Resuluhu aynen Allah-u Teala'nın kaderidir bu. Ve hiç kimse onun önünde, onun peygamberinin yolunda durmayacaktır. Allah-u Teala onlara güçlü alametler vererek gerçeği tecelli ettirir. Allah-u Teala bu tohumu ekmiştir. Onu o peygamberleri vasıtasıyla ekmiştir. Fakat bunun tamamlanması, onların misyonlarının tamamlanması daha sonra gelir. Onlar vefat ettikten sonra gelir. Hatta belki de onlar korkarlar. Gerçi belki de bunlar yerine gelmez derler. Böylece muhaliflere fırsat verirler onlara alay etmeleri ve aşağılamalar için. Ondan sonra Allah-u Teala kendi gücünün elini ortaya koyar ve onu uygulamaya koyar. Ve ondan sonra o bütün bu amaçları ve misyonerleri, peygamberlerin misyonerlerini yerine getirir. Burada iki türlü güç vardır ortaya koyduğu. Bunlardan birincisi kendi peygamberi vasıtasıyla kendi gücünü ortaya koyar ve ondan sonra o peygamberin vefatından sonra zorluklar ortaya çıkar ve muhalifler o günün gücünü ellerine alırlar ve zannederler ki bu şimdi bunlar tamamen tahrip olacaklar diye düşünürler. Bu peygamberin cemaati yok olacaktır. Hatta insanların kendileri de çok moralleri bozulur ve hatta bazıları talihsiz olanları onlardan bu baskılardan dolayı dinlerinden ayrılır. O zaman Allah-u Teala kendi ikinci gücünü ortaya koyar. İkinci tecellisini, gücünün ikinci tecellisini ortaya koyar. Aynen Hazreti Ebu Bekir Sıddık döneminde olduğu gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra sanki zamansız olarak düşünen bu vefatı ile çöllerde bulunan birçok kişiler bütün ümitlerini getirdiler ve sahabeler sanki acıdan deliye dönmüşlerdi. Ondan sonra Allah-u Teala Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı güçlendirerek hilafeti kurdu ve
dinin gücünü eline güçlendirdi ve verdiği sözü yerine getirdi. Allah Teala verdiği sözleri bu yolla yerine getirdi. Bu sözle yani korkudan sonra Allah Teala onları bu korkularına emniyete çevirmişti. Ey benim sevgililerim, validen mesela Tarotetam der, bu Allah Teala'nın sünnetidir. O gücünü iki şekilde gerçekleştirir. Yoksa Allah Teala şimdi kendi uygulamasından vazgeçmesi mümkün değildir. İşte bu açıdan benim size zikrettiğim bu açıklamadan dolayı moraliniz bozulmasın ve hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiniz. Bu sizin için gereklidir. İkinci tecelli, Allah Teala'nın gücünün ikinci tecellisini görmek zorundasınız. Çünkü bu sonsuza kadar gidecektir ve hiçbir zaman bozulmayacaktır. Allah Teala'nın ikinci tecellisi ben gitmedikçe gelmeyecektir. Ben gittiğimde Allah Teala bu ikinci tecelliyi gönderecektir ve daima o sizinle beraber kalacaktır. Allah Teala Brahim Ahmediye'de zikrettiği gibi bu söz öyle benimle ilgili değildir. Bu sizinle ilgilidir. Bu sizin lehinizedir. Bu sizin lehinize olan bir şeydir Allah Teala'nın söylediği. Ben bu cemaate güç vereceğim demişti. Sloganlar atılmakta şimdi. Sizler yine Kadiyan'dan canlı yayınları görmektesiniz. Canlı manzaraları görmektesiniz. Huzuru, tekrar huzurun konuşmasına dönersek, vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin lehinizedir der. Ben sizin cemaatinize diğerlerinden daha üstünlük vereceğim diyordu. İşte o gün, yani ben sizi terk ettiğim ve Allah-u Teala'ya döndüğüm günü göreceksiniz muhakkak. İşte benim bu dünyadan ayrılmam gereklidir. İşte böylece o gün gelince sonsuz Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz söz gerçekleşecektir. Çünkü bizim Rabbimiz çok sözünde durandır ve sözünde gerçekleştirendir. O size bu müjdeyi vermiştir. Tabii ki orada sınavlar ve bir takım zorluklar vardır. Fakat Allah-u Teala kendi sözünü gerçekleştirecektir. Ben Allah-u Teala'nın gücünün tecellisi olarak geldim. Ve ben o gücünün tecellisiyim. Benden sonra kişiler gelecektir ve onlar Allah-u Teala'nın benden sonraki gücü olacaktır. Huzur, ben bunu okudum ve Allah-u Teala'nın sözleri وَدَلَلِّذ۪ينَ آمَنَا مِنْكُمْ Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeye göre Allah-u Teala وَدَلَّهُ الَّذ۪ي آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Bu Nur Suresi İstikrar ayeti 56. ayet-i kerime, Allah içinizden inanan ve yerli yerinde iyi işler isteyenleri kendilerinden önceleri halife kıldığı gibi bunları da yeryüzünde halife kılacağına, onlara beğendiği dini sağlam bir şekilde kökleştireceğine, korku hallerini emniyetli bir hale çevireceğine dair söz vermiştir. Onlar bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Bundan sonra da inkar eden olursa şüphesiz onlar itaatsizliklerden sayılacaklardır. Bu ayet-i kerimenin Nur Suresi 56. ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerime ve bir müjde vardır. Burada nasıl, ne kadar kendi şükranlarınızı verirseniz bile yeterli olmayacaktır. Fakat burada üzerinde durulması gereken bir nokta da vardır. Allah-u Teala, bu benim sözümdür. Müminlere verdiğim sözdür.
Güçlü olanlar, kendi inançlarında güçlü olanlara verdiğim sözde, onlar namazlarını kılmaktadırlar, zekatlarını vermektedirler ve Allah Teala'nın haklarını yerine getirmektedirler ve Allah Teala onlara müjde vermiştir ve farklı farklı yerlerde eğer bu iman, bu din mükemmel ise işte o zaman o kişi Allah-u Teala'nın İbadur-Rahman kulları haline gelecektir ve bütün davranışları Allah-u Teala'nın rızası için olacaktır. Kalpleri Allah-u Teala'nın korkusuyla titremektedirler ve onlar takva yolunda ilerlemektedirler ve onlar yine tamamen itaat, bütün Allah-u Teala'nın talimatlarına ve Peygamber'in talimatlarına itaat eder şekilde hayatlarını sürdürmektedirler. Onlar sadece itaat etmeleri ve namaz kılmaları ve oruç tutmaları, zekat vermeleri yetmez. Hacca gitmeleri yetmez. Allah-u Teala ayrıca bütün iyi salih amellerin de yapılması gerekir der. Din ve salih ameller el ele gitmektedirler. İman olmaksızın davranışların hiçbir önemi yoktur. Ve salih amel yapılmaksızın din tamamlanmış olamaz. İşte bu nedenle sizi Allah-u Teala'nın hilafeti yarattığı hilafetle bağlayarak böyle bir cemaat Allah-u Teala'nın haklarını yerine getirmiş ve ayrıca onun yarattıklarının da hakkını yerine getirmiş olacaktır. Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala büyük bir iman ile salih amelle ve salih ameller vasıtasıyla orada hiçbir gölge olmayan veya olumsuzluk olmayan amellerdir. Ve bazı hırsızlar bu salih amelleri sizden alıp çalmak isterler. Kişiler bazen gösteriş için yaparlar ve başka insanları memnun etmek için yaparlarsa o zaman gerçek takva yok olmuş olur. İnsanlar bunu başka insanlara gösteriş için yaparlar veya siz bir takım şeyleri Allah-u Teala'nın rızası için yapmamış sayılırsınız. İşte onun içindir ki bu alışkanlıklardan kendinizi uzaklaştırınız. Bir evde sadece bir kişi dindar ve takva sahibi ise diğerleri ise böylece korunmuş olacaktır. Siz salih amel yapmadığınız sürece onun hiçbir değeri olmayacaktır. Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem salih ameller sadece herkesin kendi arzusuyla olamaz. Sizler bu salih amelleri kendi tarifinizle ortaya koyamazsınız. Gerçekte salih ameller orada hiçbir olumsuzluk olmayan davranışlardır. Çünkü sadece işte onun tam tersi takva ve takva davranışları olacaktır. Eğer aynen bir yiyeceğin ne zaman tayyip olacaktır? Ya çok pişmemiş derecede olup da öylesine pişmiş de yanacak dereceye gelmiş gibi değil. Yani Allah Teala ki bu öyle olmalıdır ki salih amel de belli bir Allah-u Teala'nın talimatına göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre olmalıdır. Ve orada hiçbir olumsuzluk olmamalıdır. Yani kendiniz bunu çarpıtmamış olmanız gerekir. Bu çok önemli bir incidir bunu anlamak bakımından. Bu öyle bir değerli bir incidir ki kişi bundan çıktığında işte salih amel budur. Allah-u Teala bu şartları yerine getirene Allah-u Teala söz verir ve Allah-u Teala onlara halife verecektir. Ve işte bu insanlar hilafetin koruyucusu, hilafet de onların koruyucusu haline gelecektir.
İşte bu imajlar sadece bu Allah-u Teala'nın dinine sarıldığınız müddetçe ortaya çıkacaktır. Bu sözler kendi arzularına göre iş yapanlarla ilgili değildir. Bugün Müslüman ümmette öylesine gayretler sarf edilmektedir ki hilafet kurulması için. Fakat bu hiçbir meyvesini verememektedir. Çünkü bu insanlar aynı Allah-u Teala'nın arzusuyla çalışmamaktadırlar. Bu insanlar Allah-u Teala'nın arzusunu takip edeceklerine kendi arzularına göre işleri yapmak istemektedirler. Allah-u Teala'nın gönderdiğini kendi yolunda yapmaktadırlar. Onlar bilmelerine rağmen, hata yaptıklarını bilmelerine rağmen Allah-u Teala'nın kaderini reddetmektedirler. Bunlar Allah-u Teala'dan gelmiştir. Fakat bu ayet-i kerimede de zikredildiği gibi Allah-u Teala barışı, huzuru, emniyeti vermiştir cemaate ve burada vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanmıştır. Bugün Ahmediye cemaatinin tarihi ve özellikle 100 yıllık hilafetin Ahmediye cemaatinin 100 yıllık hilafetinde onlara bu ayet-i kerimenin gerçek anlayışı verilmiştir. Her Ahmedi bireysel olarak bu nimetlerin, Allah-u Teala'nın nimetlerinin yağmurunu almaktadır. Her Ahmedi bunu açıkça bilmektedir ve ancak kimler nimetlendirileceklerdir? Devamlı salih amel yapmakta gayret sarf ederek kendi imanlarını yükseltenler alacaklardır. Ahmedi olmayanlar bunu ifade etmek zorundadırlar. Eğer onlar korkuların emniyete dönüştüğünü görmek istiyorsanız Ahmediye cemaatine bakınız derler. Görünüz bizler ne kadar talihliyiz, şanslıyız. Bizler Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatlerindeyiz ve bu nimetleri Allah-u Teala'dan almaktayız. Yine sloganlar Kadiyanlar açılıyor. Kadiyan Darul Aman, Kadiyan'dan canlı yayın, canlı manzaralar geliyor ve hilafetle ve Kadiyan'la ve 5. Halife Hazretleri ile ilgili olarak sloganlar atılıyor. Nara-i Tekbir Allah-u Ekber. Huzur devam ederek bu ayeti kerimede, istihlaf ayetinde, Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazısından dikkatlerimizi buraya çevirerek, kendi davranışlarımıza, dikkatlerimizi, hayatlarımıza çevirmeliyizler. Bu insanlar söylediğim gibi diyoruz. Onlar ellerinden geldiği kadar hilafeti kurmaya çalışmaktadırlar Ahmediye cemaatinin dışında olanlar. Ve bunun ihtiyacını duymaktadırlar. Fakat bu öyle kendi aralarında kurulamaz. Çünkü onlar orada bir isim vermek isterler. Kendi arzularına göre bunu kurmak isterler. Hilafeti. Ve onlar yine kendi arzularına öncelik vermektedirler. Allah-u Teala'nın arzusundan önce kendi arzularına önem vermektedirler. Böyle olunca onların korkuları nasıl emniyete dönüşebilir? Allah-u Teala'nın ilahi nimetleri onlara nasıl verilebilir? Çünkü Allah-u Teala korkuları, müminlerin korkularını barışa, huzura döndürür. Allah-u Teala dünyevi korkuları, onların korkularını, dünyevi korkularını kalplerinden uzaklaştırarak onlara güç verir. Bütün sınavları ve bütün korkularını giderir ve Allah-u Teala onlara barış ve emniyetin sözünü verir. Allah-u Teala'nın gayretleri, insan oğlunun gayretiyle yenilgiye uğrayabilir mi? Yine sloganlar atılıyor Kadiyan'dan ve bütün dünyada yine sloganlar atılıyor. Kadiyan'dan atılan naralar bütün dünyada yankılamaktadır bugün. Huzur yine konuşmasına devam ediyor. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri uyarmaktadır ve Allah-u Teala sizin korkularınızı giderecek ve size barış ve emniyet verecektir. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede
ki Allah Teala to tumhare kesin olarak sizin korkunuzu giderecek ve onları emniyete dönüştürecektir ve Allah Teala zamanın halifesine hidayete verecektir ve onun dikkati Allah Teala'ya ibadete yönelecektir. Ve o Allah Teala'nın halifesi وہ تو ناشکری نہیں کرے گا bütün putları Allah Teala'ya ibadet yollarında duran bu putları yok edecektir. Allah Teala'nın nimeti böylece o gücü ona verecek ve eğer halife herhangi bir kayma olursa Allah Teala onun dikkatini hidayet yoluna çevirecektir. Kabe'ye gönderecektir ve Allah Teala orada doğru sonuçları çıkartacaktır. Fakat Allah Teala'nın bu kurduğu cemaatteki üyeler de ibadete dikkatlerini döneceklerdir ve küçücük bir şekilde Allah Teala'ya şirk koşmayacaklardır ve ebediyen kendi şükürlerini Allah Teala'ya ifade ederek Allah Teala'ya ibadet Rahman kul olarak kalacaklardır. Yine sloganlar atılıyor Kadiyan'dan ve Rabbah'tan ve Londra'dan ve dünyanın her tarafında bu sesler elhamdülillah yankılanmaktadır. Allah'a huzur yine konuşmasına devam ederek cemaatin üyeleri daima bu nimetlerin şükrünü bilmelidir. Ve Allah Teala'nın nimetlerinden hoşnut olmalıdırlar ve ona ibadet etmelidirler. Böyle olunca Allah Teala onların önlerinde, arkalarında, Allah Teala onların sağlarında, sollarında olacaktır ve hiç kimse onlara zarar veremeyecektir. Kadiyan'dan canlı olarak örüntüler almaktayız. Kadiyan Darül Aman. Badirgen Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu yer. Yine Rabbah'tan da canlı yayınlar almaktayız. Huzur konuşmasına devam ediyor. Bu durumda gördüğümüz bu durum Ahmediye cemaati vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde gördüğümüz bu durumda bir felaket geldiğinde her kalbi her Ahmedi'nin kalbini sarsmaktadır. Huzur yine söylediğim gibi diyor düşmanlar zevkten davullar zurnalar çalmaktaydılar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra. Şimdi bu cemaat artık paramparça olacak diye düşünüyorlardı. Ve öyle alaycı ifadeler, sözler vardı ki muhalifler ve düşmanlar tarafından onlardan bahsetmek istiyorum. Böylece gençler, yeni gelenler görsün ki yeni gelenler de öğrensinler. Pir cemaat Ali Şah'ın takipçileri bir propaganda yaptılar ve çok geniş sayıda insanlar Ahmediyeti bırakarak kendi cemaatlerine girdiklerini propaganda yapmaktaydılar. Ve onlar böylece gurur duymaktaydılar ve hava atmaktaydılar. Bugün bile bizim muhaliflerimiz olan mollalar bu çeşit iddialarda bulunurlar. Bu ancak kendi
arzuları da hiçbir zaman yerine gelmemiştir ve hiçbir zaman gelecektir ve yerine gelmeyecektir. Bugün bu zavallı insanlar kendi akıllarını kaybetmektedirler. Acıdan kaybetmek istediler. Biz bir taraftan Ahmediyeti sona erdirdik demek dediler. Diğer taraftan ise İslami hükümetlere baskılar yaparak onlar Ahmediyeti durdurmak istemek dediler. Bütün bu yollar bütün ümmeti yanlışa götürecek demek dediler. Bunlar onların ifadeleridir. Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından sonra onlar her türlü gayreti denediler ve onların zehirleri, yaydıkları zehirlerin bir örneğini vereyim. Molvi Senaullah'ın yazdığına göre Mirza, Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bahsederek, Mirza, bütün Mirza'nın kitapları sadece okyanuslara atılmakla kalmayıp, onlar fırına atılmalıdırlar, yakılmalıdırlar ki, böylece ne tarih kitabı, hiçbir tarih kitabı onun isminden bahsetmemelidir. Hoca Nizam Hasani görünüşte ciddi bir insandır fakat... Huzur Hoca Hasan Nizami görünüşte ciddi bir insana benziyordu. Ahmedilere şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iddiasında, Mesih olma iddiasında Ahmediler bunu reddetmelidir. Aksi halde bir korku olacaktır. Kişi bu kadar organize olan bir kişi ve öylesine akıllı olan bir kişi onun yokluğunda şimdi onların cemaati artık ayakta kalamayacaktır, düşmanlara karşı koyamayacaktır. Böylece cemaate hitap ederek, saygı ile hitap ederek, Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bahsederek, cemaat ayakta kalamayacaktır, düşmanların muhalifliklerine cevap veremeyecektir. Onun için bundan vazgeçsinler demektir. İşte bu şartlarda, bu durumlarda tabii ki düşman olanlar da bildiğiniz gibi cemaate saldırmaktaydılar fakat ciddi düşünceli olanlar da korkmuşlardı. Bu cemaat şimdi belki de paramparça olacak diyorlardı. Onlar anlayamamışlardı. Allah Teala'nın verdiği sözü, Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verdiği sözü anlayamamışlardı. Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben gittiğimde ikinci Allah Teala'nın ikinci tecellisi olacak diyordu. Fakat bütün dünya Allah Teala'nın verdiği sözün nasıl gerçekleştiğini gördüler. Bu insanların gururlu iddiaları kendi yüzlerine atıldı. Onların söylediği gibi bu kitaplar yakılmalıdır diyordu. Onların fiyatları, bunlara verdiği fiyat buydu. Hazret Halifetul Mesih Hame Nare Takbir Jis literature ko jilane ki talqin ki ja rahi thi onların yakılmalarına tavsiye ettiği kitaplar bugün birçok dillere, dünyanın birçok dillerine çevrilmiştir. Ve bu dindar ruhlara, bütün dünyadaki bütün ruhlara yardım etmektedir. Onlar tarihten isimlerin atılmasını istiyorlardı. Mirza Gulam Ahmed sloganları bütün dünyada, dünyanın beş kıtasında yükselmektedir. Mirza Gulam Ahmed çok yaşa, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Takbir!
Nara-i Tekbir Allah-u Ekber. Gulam Ahmet Yüce, Nara-i Tekbir Allah-u Ekber. Aaj bugün Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiani Aleyhisselam'ın ismi, onun fotoğrafı, onun kitapları bütün dünyaya yayılmaktadır. Dünyanın her köşesine, dünyanın her alanına girmektedir. Muhalifler onun kitaplarının yakılması gerektiğini ve cemaat bugün düşmanlarının karşısında duramayacaktır diyenler bugün cemaatin ismini ve cemaatin kitaplarının bütün dünyaya yayıldığını görmektedirler. Cemaatin muhalifleri nerede bir ismi, cemaatin ismini duysalar bundan kaçmaya çalışmaktadırlar. Eğer güçleri varsa, eğer onlarda güç kuvvet varsa adaletin şartlarını yerine getirmeli ve Ahmedileri kendi düşüncelerini her radyoda, her televizyonda ifade etmelerine izin vermelidirler. Dünyanın Müslüman cemaatleri bunu onlara vermelidirler. Herkes bunu anlayacaktır. Onların haklarının ne olduğunu anlayacaklardır. Bu insanlar neden korkmaktadırlar? Hiç kimse bir kişiyi Ahmediyeti zorla kabul ettiremez. Bu muhalifler onlar ellerinden geldiği kadar gayret sarf ederek bizim televizyonumuzu kapatmaya çalışmaktadırlar. MTA'yı istedikleri yerde kapatmaya çalışmaktadırlar. Fakat Allah Teala'nın lütfu, eğer bir yerde onu bastırmak isterse başka bir yerde baş kaldırmaktadır. Zafer ile bu cemaatin televizyonu baş kaldırmaktadır. MTA Müslüman Ahmediye televizyonu çok yaşa diye sloganlar atılmaktadır ve Allahu Ekber denilmektedir. Onlar cemaate olan baskılarıyla ne derece Vadiden Mesih Aleyhi Vesselam'ın cemaatine zarar verebileceklerdir? Onlar emtiyeden korkmaktadırlar. Bunlar nasıl Allah-u Teala'nın sözlerinin gerçekleştiğini görmektedirler. Eğer bir kişi Allah-u Teala'yla savaşmak istiyorlarsa savaşsınlar. Daha önce de gördüler onlara ne olduğunu. Bugün bile bunları göremekteyiz. Allah-u Teala Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a geri çağırdığında düşmanlar tepeden tırnağa Ahmediye cemaatini, Allah-u Teala'nın ektiği bu fidanı yok etmek istemektediler. Her saldırılara, ellerinden gelen her saldırıyı yapmışlardı. Fakat Allah Teala ilhamen farmaya tha kendi vahyinde Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği gibi ki maine tere liye apne haath se ben apni rehmat kendi elimle apni kudrat ka draft laga diya rahmetimle bas ben bu fidanı senin için diktim. Burada bir yanlış anlaşma vardı muhaliflerin. Onların düşüncesine göre bu Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Allah Teala'ya sığınırız onların söylediklerinden. Onlar bu ağacı yıkacaklarını zannediyorlardı. Allah Teala ben rahmetimle bu ağacı diktim. Bu ağacın büyümesi ve meyve vermesi kadere bağlanmıştır. Onun kökleri öylesine güçlü olarak yeryüzünde yerleşmiş ve onun kanları göğe ulaşmış. Nara Takbir! İslam Ahmadiyye! İlahmet-i Ahmadiyye! Gadiyan Darul Eman! Nara Takbir!
yaşanıyor. Bütün dünyada bu sloganlar yankı yapıyor değerli izleyiciler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nara-i Tekbir Allahu Ekber. Hazret Mesih-i Mevud aleyhisselam ne? Huzur yine devam ediyor. Vefat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan vahiy almaktaydı ve müjde vermişti. Allah Teala'nın gücünün ikinci tecellisini haber veriyordu. Bu sonsuza kadar olacak ve bu önceden verilen bir haber. Allah Teala'nın ektiği ağaç gittikçe güçlenecek ve meyve verecekti. Allah Teala bunu kendisi ekmişti ve bu bütün takva sahibi insanlara bir sığınak sağlayacaktı. Bu ağacın kökleri nasıl sarsılabilirdi? Allah-u Teala vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e ben seninle ve senin sevdiklerinle beraberim diyordu. Her gün bu vahiy gerçekleşmekte ve büyük, daha da gittikçe büyük bir zaferle gerçekleşmektedir. Jiska pehla izhar takbir khilafat e ahmadiyya qadian darul iman jamaat ahmadiyya alamgir nara takbir naron se josh mishak apna nikal le coşkunuzu ifade edebilirsiniz ama birazcık sabrediniz. Daha söyleyeceklerim var. Birazcık sabır gösterin diyor. Özellikle Kadiyanlılar bu coşkuyla doludur diyor huzur. Huzur Allah-u Teala bu vahiyi vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirerek ben seninleyim ve senin sevdiklerinle beraberim diyordu. Bu büyük bir yücelikle her gün gerçekleşmektedir. Bu ilk ifade vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla başlamış ve müminlerin kalplerine emniyet verilmiş. Cemaat birinci halifenin eliyle birleşmişlerdi. O zamanlar insanlar bu 80 yaşındaki kişi ne yapabilir? Kazan kazan Mirza-i cemaatte ne kaldı ki? Onların başı kesildi diyordu. Eski yaşlı bir kişi onların başı olmuştur. Ne yapabilir ki? Belki Kur'an okuyabilir. Belki camide Kur'an okuyabilir. Ancak o kadar. Fakat o kişi, o adam onların hiçbir şey yapamayacağı, Kur'an okumaktan başka bir şey yapamayacağı dediği kişi kesinlikle yaptı. Onlar bunun değerini bilmiyorlardı. Bu da Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünerek tefsir yapmaktı. Esas itibariyle bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kabul ettiği işti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun duasıyla gönderilmişti ve aynı amaçla ahir zaman insanlar için vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişti. İşte bu görevdi. Bu esas olan görev ve Allah-u Teala hilafetle Ahmediye cemaatinde getirmişti. Fakat dünyanın gözü bunu görememektedirler. Bunu anlayamamaktadırlar. Her nedenle vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra birinci halife olarak göndermişti. Ümit ederim ki size inşallah Kur'an okuyabilirim diyordu. Fakat muhalifler birçok, hatta cemaat arasından münafıklar vardı. Bazıları düşüncelerine göre ilk halife yaşlı bir kişidir. Hatta cemaati idare edemeyecektir diyorlardı. Ve düşmanlar disiplinden dolayı cemaat yok olacaktır diyordu. Münafıklar kendi gururlarından, kibirlerinden dolayı ona cemaatin mehenk taşıdır diye düşünüyorlardı. Encümen
sadece bir danışmanlık vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bütün bu otoritesini devretmelidir encümen diye düşünüyorlardı. Bu düşüncelerden dolayı birinci halife hazretleri bu davranışlardan, bu yanlış münafıklardan öylesine bıkmıştı ki yaptığı konuşmanın sonucunda hangi yöne yüzünüzü döndürmek istiyorsanız sizler bana itaat etmek durumundasınız. Eğer sizler bu sözü veriyorsanız, yani itaat edeceğinizi söz veriyorsanız, ondan sonra bu hilafet müessesesini kabul edeceğim diyordu. Benim işimde devamlı bütün iyi şeyleri yapmaya devam edeceğim ve dini okullar açılacaktır ve benim iznimle açılacaktır. Ben sadece bu yükü alacağım. Çünkü Allah-u Teala bunu Allah-u Teala'nın rızası için yap diyordu. Unutmayınız ki bütün iyilikler birlikte yatmaktadır. Cemaat başı olmayan ve cemaat ölmüş gibidir. Muhaliflerin arzuları yerine gelmeyecektir. Ve onların arzuları hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Orada tabii ki çalkantılar vardı. Orada fitne çıkaranlar vardı. Fakat birinci halife hazretleri bu planları fark ettiğinde onlarla hikmet ile muamele ve kesinlikle sertlikle muamele etti. Bir durumda büyük bir hitapta bulunarak sizin davranışlarınızla bu fitnecilere hitap ederek bu davranışlarınızla beni öylesine incirttiniz ki ben hiçbir zaman bu caminin yolunda, Mescid-i Mübarek'te bu insanların katkılarıyla kurulan caminin bölümünde hiç durmuyordu. Mescid-i Mübarek'te vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu camide, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu caminin bölümünde duruyordu. Yoksa sizin inşa ettiğiniz o bölümde durmak istemiyorum diyordu. Ben ancak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam benim efendimin, liderimin tarafından kurulan camide durmak istiyorum. Encümen sadece bir hizmetçidir, cemaatin hizmetçisidir, halifenin hizmetçisidir, hizmetindedir. Halifenin görevi sadece biat almak diyenler, o kişi Allah-u Teala'dan af dilesin. Allah-u Teala bana eğer herhangi bir bu cemaatten herhangi bir kişi bırakır ve dinden dönerse o kişinin yerine ben size bütün bir cemaat veririm. Onlar halife sadece namaz kılmalıdır veya nikah kıymalıdır veya biat almalıdır derse bu mollalar tarafından da yapılır. Onun için halifeye, herhangi bir halifeye ihtiyaç yoktur. Ben hatta böyle bir biatın üzerine tükürmem bile. Biat sadece tamamen itaat olduğu süre geçerlidir. Yoksa bir emir hiçbir şekilde yanlış olarak yerine getirilmemelidir. Bu öyle yüce bir hitaptı ki dış cemaatlerden yüzlerce kişi bir araya gelmişti ve bazı bu fitneciler ağlamaya başladılar ve onlar camide secde ediyorlardı, yerlere kapanıyorlardı ve öylesine ağlıyorlardı ki sanki onlar kurban edilmişlerdi. İşte bu yücelik kişisel, halifelerin kişisel yüceliği korkusu ortaya konulmuştu. Herhangi bir kişi cemaati bırakmak istiyorsa bıraksın, derhal bıraksın. Allah-u Teala bana bütün cemaati verecektir.
her kişinin yerine farklı cemaatler verecektir diyordu. Bu duyuruyla ona karşı gelenler kendilerini idare ettiler. Samimi olarak kendi imanlarında güçlendiler ve münafıklar ve onların grupları yine kendi düşüncelerini baskı altına aldılar ve cemaat gittikçe ilerlemeye başladı. Kullümen aleyhim kan'a göre 13 Mart 1914'te Rabbine döndü. Yine cemaat büyük bir felaketle yüz yüze gelmişti. Bu fitne çıkartanlar, onlar yine başlarını kaldırmaya başladılar ve ileriye çıktılar ve yine onların arzuları encümen bütün otoriteyi eline almalıdır diyorlardı. Halifenin yerine encümen olmalıdır ve encümen bütün cemaatin işlerini kontrol etmelidir. Birinci halifenin ölümünden sonra samimi cemaatin samimi üyelerinin kalpleri kırılmış ve ikinci halifenin gelmesi için dua ediyorlardı. Bunlar çok bilgin bilginler, din bilginleriydi ve bir grup idi bunlar. Ve ellerinden geldiğince Hazreti Mirza Beşir için Mahmud Hazretleri'nin validen ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in oğlunu o halife olmasın diye gayret ettiler. Fakat onu bunu kabul etmeyi reddetti. O validen ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem halifenin her şeyin başkanı olması gerektiğini söylemiş ve siz sizin gibi insanlar eğer sizler bir kişinin biat'ın etmesi durumunda ben ve ailem bile bu kişinin elinden biat edeceğim. Bir halife olmaya hiçbir zaman arzum yoktur. Fakat hava atanlar ve gururla, kibirle onların düşüncesine göre kendileri bilgin olduklarını düşünenler bir encümen olmasını istemişlerdi ve merkez bir bedenin olmasını istemişlerdi. Ayıp olmayı istemişlerdir. Ondan sonra Mescid Nur'da 14 Mart 1914'te ikinci bir seçim yapıldı ve 2000 kişi vardı. Mia sahip, Mia sahip diyorlardı. Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed'in halife olmasını istiyorlardı ve insanlar birbirlerine koşuyorlardı ve onun elinden Mirza Beşiruddin Mahmud Hazretleri'nin elinden biat etmek istiyorlardı. Onlar tepeden bakıyorlardı ve sanki orada melekler o müminlerin kalplerine sanki etki etmiş ve biat etmek istiyorlardı. Bu manzara komite üyeleri o bölgeyi terk etmişlerdi. Ve Allah-u Teala ona emniyet ve cemaate bu felaketten sonra, korkudan sonra emniyete dönüştürmüştü onların korkularını. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu sözü dinleyen halifesi 55 yıl hilafetine devam etmişti ve Allah-u Teala bu hilafete güç vermişti. Buna karşı gelenlerin düşüncelerine göre merkez otorite olmalıydı. Aynen Hristiyanların yaptığı gibi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Hristiyanları da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bayrağı altında kutlamıştı. Sloganlar yine atılıyor ve bütün dünyada yankı yapıyor bu sloganlar. Ondan sonra bir felaket gelmişti. Ahrar cemaatinden yine iddiada bulunuyorlardı ve onlar
Kadiyan'ı paramparça edeceklerdi. Taş taş üzerine bırakmayacaklardı. Hazreti Müslim Ağut Tahrik-i Ecedid'in temelini atmış ve gerçek İslamiyet'in talimatlarını bütün dünyaya göndermişti. Onun planı bütün dünyada canlanmaktaydı. Vadide Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verilen habere göre. Ve ondan sonra Pakistan'la Hindistan'ın ayrılması söz konusu olunca en cemaatin üyeleri Hindistan'dan Pakistan'a göç ettiler. Kadiyan'da kendi oğlu da olmak üzere oğulları olmak üzere öyle bağlı üyelerini orada bıraktı ve onlar Kadiyan'ı korudular ve cemaatini alarak emniyeti verilen o çölü Rabba ve yemyeşil bir hale getirdi. O 25 yaşında genç bir delikanlıydı. O Allah-u Teala'nın desteğini bulmaktaydı. Allah-u Teala onu seçtiğinde Allah-u Teala'nın sözüne göre o bu ikinci tecellisi Allah-u Teala'nın gücünün ikinci tecellisi haline geldiğinde devamlı olarak zafer üzerine zafer kazanmaya başladı. Allah-u Teala'nın yardımıyla korkular yeniden emniyete dönüşmüştü. Bütün korkular emniyete dönüşmüştü müminler için. 1965'te bu dünyadan ayrıldığında Allah-u Teala bize yine kendi gücünün tecellisini üçüncü halife şeklinde indirmişti. İkinci halifeliğin 53 yıllık hilafeti öylesine uzundu ki birçok nesiller onun bu hilafetinden istifade ettiler. Her Ahmedi ile kişisel ilişki kuruldu. Onun ölümü öylesine büyük bir acı idi ki sanki Ahmediye cemaati buna tolerans gösteremeyecekti. Fakat Allah-u Teala yine insanların kalplerine huzur indirdi. Ve üçüncü halifenin gelişinde biz bunu gördük. Afrika'da öyle ilerlemeler oldu ki üçüncü halife döneminde. Dünyanın diğer dönemlerinde 1974 yılında Ahmediye cemaati çok zor günler yaşadı. Halifenin Pakistan'da bulunması dolayısıyla cemaatin bütün dünyadaki cemaatleri son derece korkmaktaydı. Fakat cemaat bu korkudan da başarıyla çıktı ve ilerleme yolunda ilerledi. 1982 yılı geldiğinde 3. Halife Hazretleri yine bizleri bırakarak Rabbine döndü. Ve ondan sonra 4. Halife'nin seçimi yapıldı. Ve yine yeni bir dönem başlamıştı. İlerlemenin yeni bir günü Ahmediye cemaatine doğmuştu. Düşmanlar tamamen kaybetmişlerdi. Kendi güvenlerini kaybetmişlerdi ve ondan sonra cemaati güçleriyle paramparça etmek istiyorlardı. Fakat Allah-u Teala kendi sözünü yine gerçekleştirmişti. Ve vadiler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ve cemaatinin lehine gerçekleşmişti. Ve Allah-u Teala onu bütün düşmanların planlarından korumuş ve 4. halifeyi getirmişti, Londra'ya getirmişti. Muhalifler iddiada bulunuyordu. Bütün cemaati paramparça edeceğiz diyenlerin kendi bedenleri paramparça olmuştu ve onunla, o bedeninden bir parça bile kalmamıştı. Allahu Ekber. Sloganlar atılıyor. Ondan sonra yeni bir dönem başladı. Ahmediye cemaati üzerinde İslamiyet'in tebliğinde bütün dünyada yeni bir dönem başlamıştı. Yeni bir gün doğmuştu. Yine sloganlar atılıyor. Allah'a emanet olun. Hazreti
Halifetül Mesih 4. Halife Hazretleri ile ilgili olarak naralar atılıyor. Dördüncü Halife Hazretleri Avrupa'ya vardığında yeni ilerlemeler başladı ve MTA başladı yayına ve Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarının tebliği yeryüzünün her yönüne yayılmaya başladı ve Allah-u Teala'nın verdiği söz başka bir yüceliğiyle gerçekleşmeye başladı. Düşmanlar Ahmediye cemaatini çaresiz hale getirmek istediler. Fakat Allah-u Teala cemaate öylesine yollar açtı ki hiçbir düşman onun yolunda duramadı. Eğer ben sizlere bunları saymaya kalksam, cemaatin ilerlemesini tek tek saymaya kalkarsam, bu saatlerdir zaman alacaktır. İnşallah diyor huzur, yıllık calsalarda ben bundan bahsedeceğim ve buna calsa konuşmalarında devam edeceğim. Allah-u Teala'nın lütfuyla 2003 yılının Nisan ayında 4. Halife Hazretleri'nin vefatıyla cemaat yine çok korkuya kapıldı ve Allah-u Teala'ya secde etti. Çünkü Allah-u Teala'nın talimatı, müminlere olan talimatı buydu. Ne zaman bir acı çekerlerse Allah-u Teala'ya boyun eğmeleri gerekiyordu. Her ne hissediyoruz? Allah-u Teala'nın verdiği söze göre bu sonsuz bir durumda Allah-u Teala bizi emniyet ile bu sözlerini yerine geçirecekti. Bu zaman her zaman gelecek olan zamanla ilgiliydi. Bizim korkularımız giderilmiş ve Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi Allah-u Teala'nın verdiği söz benim lehime değildir. Bu söz sizin lehinizdir diyordu. Onun için Allah-u Teala kendi tecellisini, yüce parlak tecellisini indirmiştir. 4. Halife'nin vefatından sonra Allah-u Teala yine korkuları emniyete çevirmişti. Cemaatin emniyetine çevirmişti. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ikinci tecelli sonsuzdur. Dünya bunu görecektir. Bunu emniyet vasıtasıyla da görmüştür. Bu nasıl oldu? İlk dönem, İslam'ın ilk döneminde 4 halife geçmiş idi. Ve onlar da önceden verilen haberle gelmişlerdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi hadiste. Fakat ondan sonra Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in tarihinde her alanda yeni bir kapak, yeni bir sayfa açıldı. İşte 5. Halife Hazretleri'nin sayfası Allah-u Teala'nın sözüne göre olmuştur. Ve yeni bir sayfa idi bu. Ve bu bir uyarı da vardı. Düşmanlar için de bir uyarı vardı. Onların, o düşmanların zevklerini, arzularını bugün yok etti. Bugün düşmanların gözleri Ahmediye cemaatinin ilerlemesine kıskançlıkla bakmaktadır. Çünkü diyor huzur, onlar kıskançlıkla bakmaktadırlar. Bütün bu düşmanlıklara karşı Ahmediye cemaati devamlı olarak ilerlemektedir. O hilafetin gölgesi altında ilerlemektedir. Yine sloganlar atılıyor Pakistan'dan, Rabbah'tan. Ve onlar, bütün bu sloganlar yeryüzünde yankılanmaktadır. Ve oradan gökyüzüne yükselmektedir bu sloganlar. Huzur, Rabbah'ta sesi almak için biraz geciktirmektedir. Belki biraz beklememiz gerekir diyor, uzaklık dolayısıyla.
sloganlar yine atılmaktadır Rabah'ta. Zindabad diye sloganlar atılmaktadır. Çünkü ye baat huzur ye khud konuşmasına devam ederek şöyle diyor. Bu insanların kendileri kıskançlıktan ölmektedirler cemaatin muhalifleri. Bütün düşmanlıklarına rağmen Ahmediye cemaati devamlı gelişmekte ve ilerlemektedir. Bu Allah-u Teala'nın nimetlerini almaya devam etmektedir. Çünkü Allah-u Teala devam etmişti. O müminler arasında hilafeti kuracaktır. Cemaate bu yücelik, bu başarı verilmiştir. Her geçen gün bunun kökleri daha da güçlenmektedir. Onların korkuları, yani müminlerin korkuları Allah-u Teala'nın lütfuyla tamamen yok olmuş gitmiştir. Bu hilafetin korumacılığıyla olmuştur. Düşmanların bütün gayretlerine rağmen Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı gittikçe bütün dünyaya yayılmaktadır. Onlar Allah-u Teala'nın ipine sarılmaktadırlar bu müminler. Bütün takva sahibi insanlar bu asırda bir araya getirilmiştir. Muhalifler bile itiraf etmektedirler. Halife olmaksızın ümmet bir araya getirilemez ve İslamiyet'te ilerleme olamaz. Fakat ne yazık ki bu gözleri onların körleşmiştir. Hatem-ül Hulafa olarak gönderilen kişiyi ve Allah-u Teala söz vermiştir ve ondan sonra halife olacaktır ve o gelmiştir. Ben bazı örnekler vereceğim. Bir hoca efendi vardır, Abdurrahman sahip. Camia Eşrafiye Karaçi'den şöyle demektedir. Halifelik söz konusu olunca, nübüvvette dayalı halifelik söz konusu olunca bundan daha iyi bir sistem olamaz. Çünkü Allah-u Teala hiç şüphesiz Allah-u Teala bütün müminlerin hayatlarını, mallarını, canlarını mükafat için, cennet için almıştır. Fakat ümmet söz konusu olunca kime halife olarak inanacaklardır? Eğer bir kişi Mekke'den birisi kalkarsa Bireviler ona itiraz edeceklerdir. Ben sahabelerden ders almalıyız. Bugün Pakistan'da hilafetin kurulması mümkün değildir. Humayun Gohu kendi makalesinde 2005 Aralık'ta şöyle de, bugün bizler eski fikirlerde, eski moda fikirlerle bütün bu uygulamaları yanlış hidayetlerde adalet yoktur ve çevrede haksızlıklar gittikçe büyümektedir. Bizde yeni bir gelişme ve çok güçlü gayretler gerekir. Bu dinin güçlenmesini gerektirir. Bu ancak hilafet müessesesiyle gerçekleşebilir. Onlar bunu hissetmektedir. Fakat ne yazık ki bunu kuramamaktadırlar halifeliği. Halifenin seçimi, 5. halifenin seçimi televizyonlarda, MTV'de, bütün dünyada gösterildi. Bunlardan bahsetmektedirler. Ümitle, hangi ümitle? Bütün dünya bunu görmektedir. Nasıl Ahmediye cemaati bir elde birleşmiş ve birliği ortaya koymuştu. Onlardan bazıları derhal itiraf ettiler ki Allah-u Teala sizin tarafınızdadır diyorlardı. Fakat bunu söylemenin yerine reforma ve düzeltmeye gideceğine mollalar kıskançlıktan çatlamaktadırlar ve onlar toplantı yaparak onlar hiçbir zaman bu cemaatin birliğine tahammül edemediklerini ifade etmektedirler. Bu kıskançlık onların kaderidir. Çünkü Allah-u Teala'nın desteği cemaatten yanadır.
yine sloganlar atılıyor. Londra'da. Şimdi Erdoğan'dan karşılık veriyor sloganlar. Bütün dünyada bu sloganlar yansımaktadır. Allah adına. Allah adına. İnşallah huzur, inşallah Teala bu insanların kötü düşünceleri çaresizliğe sürüklenecektir. Ey Ahmediye cemaatinin düşmanları, hiçbir şekilde siz kesin olarak bilememektesiniz. Eğer halifeliği istiyorsanız geliniz hilafeti bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı olan muhalefler, eğer sizler buna devam ederseniz hiçbir zaman asla hilafeti kuramazsınız. Eğer gelecek nesilleriniz gelse de kıyamete kadar sizin nesiller üzerine nesiller kendi gayretleri ile hilafet kurmaya çalışsalar bile bunu başaramayacaklardır. Allah-u Teala'dan korkunuz. Allah-u Teala ile savaşa girmeyiniz. Ve kendinizi kurtarınız. Kendi nesillerinizi de koruyunuz. Bunlar dışdan ve onların korkuları hiçbir zaman bize bir tatmin veremez, vermez. Sadece bazı onlara acıdığımızdan dolayı onların kıskançlıkları, kıskançlık alevleri, düşmanlar bu alevle yanmaktadırlar ve onlar ne zaman bir zayıflık görseler hemen saldıracaklardır. Bugün kendi güçlü bağlarıyla hilafete bağlı olanlar, cemaatin üyeleri herkes için dua etmelidir ki böylece Allah-u Teala bizi bu kötü insanların şerlerinden, kıskançların şerlerinden bizleri korusun. Bu dönem bizler şimdi yeni bir asıra girmekteyiz. İkinci asıra girmekteyiz. Hilafetin ikinci asrına başlamaktayız. Bu zafer Ahmediyet'in zaferi dönemidir inşallah. Kesin olarak ben size söylüyorum ki diyorsunuz. Böyle kapılar, böyle yollar bizlere açılmıştır. Ve Allah-u Teala'nın desteği her gün bize daha da yakınca zafer günlerinin yaklaştığını göstermektedir. Ben kendime baktığımda diyor, ben utanmaktayım. Ben Allah-u Teala'nın alçak gönüllü bir kuluyum. Ben değeri olmayan bir kişiyim. Bilmiyorum ben. Allah-u Teala'nın hikmetini, ne olduğunu, beni bu makama niye getirdiğini bilememekteyim ben. Ben diyor Hüsur, bilemiyorum. Allah-u Teala'nın hikmetinin ne olduğunu, beni bu makama atamasındaki hikmeti bilmiyorum. Fakat kesin olarak bir şey söyleyebilirim ki, Allah-u Teala bu cemaati ilerlemeden ilerlemeye götürmekte ve bu devam edecektir. Bu ilerleme yolunda devam edecektir.
yapmış olabilirler İslam'la ilgili. Şöyle onlar yazıyor. Gülam Ahmet C. Hürafeti Ahmediye Zindabad. Çok yaşa. Hürafeti Ahmediye çok yaşa. Allah Ekber. Hiçbir kişi bu alanda Ahmediye cemaatinin ilerlemesini durduracak hiçbir kimse yoktur. Gelecekte de hiçbir zaman durmayacaktır. İnşallah hilafetin serisi devam edecek ve ilerleme yolunda Ahmediye cemaati devam edecektir. Son 5 yılda konuşmalarımda da zikrettiğim gibi veya diğer salanalarda da Ahmediye cemaatinin ilerlemesinden bahsettim ve buna devam edeceğim. Bu ilerlemeler kadere bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Vefat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili olarak Vasiyet adlı kitabında bahsetmiştir ve biz buna devam edeceğiz. Her kişi, hilafetle bağlı olan her kişi kendi salih amellerinde ilerleyecek ve imanında ilerleyecektir ve Allah-u Teala ona bu nimetleri gösterecektir. Her cemaatin üyesi bu nimetleri, lütufları alacaktır. Cemaate bağlılığından dolayı alacaktır. Allah-u Teala da cemaatte olan samimiyetlerinde ilerleyen insanlara ve her fedakarlığı ilerleme yolunda cemaatin ilerlemesi için ortaya koyanları Allah-u Teala onların kalplerinde sevgiyi yaratacaktır. Allah-u Teala bunu yapacaktır. Ben bunu her millette, her insanda görmekteyim. Ben geçenlerde Afrika'da gördüm. Bu insanlar nasıl sevgiyle doludur. Uzun süre önceler Allah-u Teala bana kesin olarak bunu bildirdi. Ve Allah-u Teala bu dönemde devamlı olarak takva sahibi insanlarını, bağlı kullarını buna hazırlayacaktır. İşte ileriye gidiniz ve kendi amellerinizi gözden geçiriniz. Kendi işlerinize bakınız. Her biriniz öylesine çalışmalısınız ki Allah-u Teala onları ekilmiş birer hilafetin korunması için ekilmiş birer tohum haline getirsin. Hilafetin 100. yılından mutlu olunuz. O 100 yıl tamamlanmıştır. Ayrıca biz yine üzülmeliyiz. Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanından bu yana 100 yıl geçmiştir. Ümit ederiz ki bizde herhangi bir zayıflık olmasın. Bu gerçek olarak düşünülecek ve üzülecek bir konudur. Fakat Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilen söz ve Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aşığı olan Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilen sözlerde biz devamlı olarak bu sözlerin meyvelerini inşallah toplamaya devam edeceğiz. Ve bununla beraber diyor huzur, düşünmekteyim ki bu da büyük bir tesadüfi olaydır. Ve kişi Amerika'dan bir misyoner bana biyadın, daha önceden yapılan biyadın sözlerini göndererek bana hatırlatmada bulundu ve bu biyad ta ki dinin gücü bizim zamanımıza ve dünyanın sonuna ulaşıncaya kadar yapılmalıdır. Ben 100 yılın tamamlanmasıyla bu biyadımızı yenilemeliyiz. Ve küçük bir değişiklikle ben sizlerin bunu yapmanızı bu 100 yıl kutlamada bunu yapmanızı istiyorum ve bu biadı cemaatten almak istiyorum ki hareketlerimiz kronolojik olarak uzak olmamıza rağmen bizler
hiçbir şekilde bu genel talimatlardan, gerçek talimatlardan uzaklaşmamışız. Allah-u Teala'nın ve Peygamberinin talimatlarından hiçbir zaman ayrılmadık. Her doğan günde daha da güçlenmiş bulunmaktayız. Hepinizden bu biatı almak istiyorum ve herkes ayağa kalksın lütfen. Bütün dünyadaki insanlar da ayağa kalkınız ve bu biatı benden sonra tekrar ediniz. Bütün üyeler, kadınlar olsun, erkekler olsun, çocuklar olsun, herkes, bütün dünyadakiler ayağa kalkınız ve bu biatı veriniz bana. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü أن محمدا عبده ورسوله bugün 100. yılın tamamlanması dolayısıyla Ahmediye Hilafeti'nin 100. yılının tamamlanması nedeniyle Allah-u Teala adına yemin etmekteyiz ki ve kesin olarak biat etmekteyiz ki İslamiyet'in mesajını yaymak için ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini yaymak için dünyanın dört bir köşesine yaymak için bizler devamlı olarak çaba sarf edeceğiz ve ta ki son nefesimize kadar çaba sarf edeceğiz ve hamesha bu kutsal görevi yerine getirmek için daima devamlı olarak hayatımızı her zaman Allah-u Teala'nın rızası için ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rızası için ortaya koyacağız. Ve devamlı olarak hangi fedakarlıklara ihtiyacı duyulursa kıyamete kadar İslamiyet'in bayrağını yükseklerde dalgalandıracağız. Bizler yine söz vermekteyiz ki bizler devamlı olarak son nefesimize kadar hilafeti korumak ve güçlendirmek için son nefesimize kadar gayret edeceğiz ve gelecek nesillerimize bunları da bütün nesillerimize yerleştireceğiz ve onlara hilafete bağlı kalmalarını isteyeceğiz ve böylece hilafetin nimetinden yararlanmalarını onlardan isteyeceğiz. Bu yolla Ahmediye hilafeti korunacak ta ki bu dünya sonuna kadar, dünyanın sonuna kadar korunacak ve kıyamete kadar İslam devamlı olarak gelişecek ve yeryüzünde yayılacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı yükseklerde dalgalanacaktır. Bütün dünyanın bayraklarından üstün olarak dalgalanacaktır. Ey bizim Rabbimiz, bize bu sözü yerine getirmek için güç ver. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Sözü herkese oturunuz diye. Hazreti Fatıma Nebiya, Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti Muhammed Mustafa, Hilafet-i Ahmediye, Hilafet-i Ahmediye, Nara-i Tekbir, İslam-ı Ahmediye, Hazreti Fatımul Nebiya, Kulafa-i Ahmediye,
بس اے بسیں محمدی کے غلاموں آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں اے مسیحین عاشقları ey bu ağacın yeşil dalları şükür güzarı ki pehle se badhkar jazbaat ubre honge bas is josh aur walwale vadi zannese salafı İslam'ın ağacının yeşil dalları bugünkü arzu ile kalbinizde Allah-u Teala'ya şükretmekte ve Allah-u Teala'nın övgüsüyle kalbiniz dolmaktadır. Hilafetin ikinci yüzyılına girmektesiniz. Bizde yeni ruhlar olsun ve bizde öyle değişiklikler olsun ki bu değişiklikler her ruhlarda nesillerden nesile gelişsin. Sonsuz yem yeşil olan vadiden Mesih Salatü Vesselam'ın ağacının dalları olalım ve Allah Teala da buna şahit olsun. Vadiden Mesih Salatü Vesselam cemaatine sevgiyle bakarak benim gördüğüm cemaatimizde gördüğümüz bu zincir dünyanın hiçbir yerinde görülmemektedir. Bu bağ bu ümit sizinle olan bu ümidi sizlere yani bizlere bir sorumluluk getirmektedir. Bu bizde ilahi bir değişiklik meydana koymalıdır. Bunun rızası için her türlü fedakarlığı ortaya koymalıyız. Ve Allah-u Teala'nın verdiği bütün bu nimetlerle bizler gönlümüzü ilerleme yoluna çevirerek daha da ileriye gitmeliyiz. Daha da büyük bir güçle ilerlemeyiz. Allah daha güçlü bir bağ ile hilafet vasıtasıyla bağlanmalıyız. Şükürlerimiz için bu nimetlerin şükürleri için aramızda bu şükür şarkılarını söylemeyelim mi? Onlar için bu dışarıdakilerden bize bakanlar için bu şükür şarkılarını söyleyelim mi? Bu sevgi şarkıları kalbimizden fışkırmalıdır. Yeni yollar, ilerleme yolları bulmalıdır. Bu olduğunda o zaman ancak bize bu Allah-u Teala'nın nimetlerini almaya layık olarak isimlendiririz. Bu olduğunda bu nimetler bize yağacaktır ve bunlara layık olacağız. Böylece ey benim sevdiklerim, benim sevdiklerimin de sevdikleri, kalkın, uyanın, verdiğiniz sözleri yerinize getirin. Başlarınızı Allah-u Teala'nın önünde tevazuyla, alçak gönüllülükle eğiniz. Bu faaliyet alanına fırlayınız. Çünkü sizin bu hayatta kalmanızın, sizin neslinizin ve geleceğinizin ayakta kalmasının rolüdür. Allah-u Teala bütün bu sözleri yerine getirmenizi nasip etsin. Amin. Allahümme amin. İslam, Hazreti Fatma'nın Enbiya, Hazret Muhammed Mustafa, Nare Takbir, Hazret Khatmul Anbiya, Khilafat-e Ahmadiyya, Hazret Khalifatul Masih Khamis, Qadian Darul Aman, Shuhada-e Ahmadiyya, Asiran-e Rahe Mola, اب دعا کر لیں
Tamam. Amin.